geldik yine şu köşeye. Tartılacağım. Bir eyeliner geçeceğim. Şöyle şu incelikte. Bir tanesi domatesli ve bazilikumlu. Bir tanesi de baharatlı ve sarımsaklı. Şöyle dondurmalı, çilekli bir şeyler yiyeceğiz. Akşam yemeğinde fırına mantar attım. Burada da domates, mozzarella peyniri, soğan. Yeniden merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sizleri gerçekten çok özledim. Şu 3 haftayı sizsiz nasıl geçirebildim aklım almıyor. Gerçekten o kadar özlemişim ki video çekmeyi falan. Ama maalesef ki hiç fırsatım olmuyor, zamanım olmuyor. Hazır böyle şimdi güne hazırlanıyorken bir video çekeyim dedim. 3 hafta içerisinde neler yaptım, kaç kilo verdim, birazdan tartılacağız zaten. Hepsini paylaşacağım. Bir gün içerisinde neler yiyorum, hepsini göstereceğim sizlere. Şimdi minik böyle bir makyaj yapmak istedim. Charlie Tilbury'nin şu bronzerını geçtim. Güzelce yüzümü kontrolüyorum. Sonra MAC'in şu bronzerını aldım. Makyaj malzemelerim de gerçekten maşallah çok temiz. Şöyle allık niyetine geçiyorum. Sonracığıma pudramı alıyorum. Ellen Vetrix'in pudrası bu. Ve bir fırça yardımıyla, fırça olmasa da olur aslında ama ben fırçayla yapacağım. Fırça yardımıyla şu göz altlarımı falan sabitliyorum. Buralar o kadar sıcak ki anlatamam sizlere. Gerçekten şu an sıcaktan bayılmak üzereyim. İnanılmaz bir hava var. 34 derece bugün. Geçenlerde kendime yeni bir kaş kalemi aldım. NYX'in şu kaş kalemini denemek istiyorum sizlerle birlikte. Şöyle ilk kaşlarımı tarıyorum. Sonra şu ucuyla. Bu arada bunun ucu diğerinden biraz daha farklı. Şu seyrek olan yerlerini doldurmak istiyorum. Tekrar üzerinden geçtim. Yani bu bana yeterli zaten günlük bir makyaj için. Fark bayağı belli oluyor zaten. Çok minik bir eyeliner geçeceğim. Şöyle şu incelikte gayet yeterli. Kirpiklerimi kıvırıyorum ve L'Oreal'ın şu maskarasını geçeceğim. Kırmızı ruj geçeceğim, o yüzden dudağımı çerçeveliyorum. Bu Zoeva'nın dudak kalemi bu arada. Ve MAC'in rujunu kullanıyorum. Ve makyajım hazır. Şimdi birazdan kahvaltı hazırlayacağız. Sonrasından direkt böyle gün içerisinde yediğim şeyleri göstermeye çalışacağım. Umarım seveceğiniz, beğeneceğiniz bir video olur. Ben burada bir cut yapıp direkt kahvaltıma geçmek istiyorum. Bu arada kanalımda yeniyseniz bu videoya bir like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hemen kahvaltıya geçelim. Evet, geldik yine şu köşeye. Tartılacağım. Ay, umarım hafiflemişimdir. Neyse, öğreneceğiz şimdi. Yani bence fena değil. Gayet iyi. 60.9. Yani 900. Şimdi kahvaltı için 2 tane peynir aldım. Bu arada annemle birlikte kahvaltı edeceğiz. Yani komple bir peyniri kendim yemeyeceğim. Böyle tırtıklarım. Birkaç çatal. Bir tanesi domatesli ve bazilikumlu. Bir tanesi de baharatlı ve sarımsaklı. Tadını çok merak ediyorum. Böyle açıp gösterecek olursam. Bir dakika. Peyniri şu folyodan çıkarıp şunun içerisine koyup fırına atıyorsunuz. Burada da annem donat almış. Evet, maalesef bunları yiyemiyoruz. Öyle klasik bir Türk kahvaltısı yapacağız.
Evet. Fırını da açtım. Isınıyor şu an. Pratik. Şimdi şöyle fırına koyalım. Şimdi fırına koyuyoruz. 10 dakika falan fırında beklemesi gerekiyor. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Yani kahvaltım genelde şöyle görünüyor. Ben ekmek yemiyorum. Yediğim zaman da sadece protein lavaşı tüketiyorum. Bugün protein lavaşı yok ama. Yumurta yiyeceğim. Salçalı bu arada. Bir de zeytinyağı da ekledim. Peynir, domates, zeytin, salatalık. Şu peynirlerden deneyeceğim. Bir de şey var, tahin pekmez var. Öyle çayım da var. Dediğim gibi klasik bir Türk kahvaltısı olacak. Kahvaltım bu şekilde. Şimdi annemle ablamla dondurmacıya geldik. Ara öğünümüzde şöyle dondurmalı, çilekli bir şeyler yiyeceğiz. Spaghetti ice deniliyor buna. Öyle. Öğle yemeğini hazırlıyoruz annemle birlikte. Bu benim tabağım olacak. Bu da annemin tabağı. İki farklı. Hayır, hayır. Aynen. Her neyse. Ne yaptık şimdi? Zeytinyağının içerisine soğan, biber, başka mantar falan attık. Bir de kabak biraz. Bunları güzelce kızartıyoruz. Sonrasından da tavuk göğsünü gösterir misin? Tavuk göğsümüz var. Önceden haşlanmış. 150 gram falan olabilir. Birazdan güzelce de baharatlayacağım. Öyle bunun içerisine koyup tekrardan böyle bir 10-15 dakika falan kızartmayı düşünüyorum. Zaten tabağımı göstereceğim birazdan. O kadar saçma bir şey oldu ki. Öğle yemeğinin son halini çekip sizlerle paylaşacağım dedim. O kadar acıkmışım ki çekmeden yedim. Çok saçma, gerçekten çok saçma. Ama her neyse, böyle tavuk sote gibi bir şey oldu. Zaten bir sonraki videolarımda tekrardan yaparsam çekip paylaşırım. Belki de paylaşmışımdır önceki videolarımda tarifini vesaire. Göz atabilirsiniz. Evet, şimdi birazdan akşam yemeğini hazırlayacağım. Akşam yemeğini, yani tarifini çekmem herhalde ama merak ederseniz onu da çekerim. Öyle. Öyle sadece haber vermek istedim. Yani yemeği yedim. O yüzden paylaşamadım asla. Neyse. Akşam yemeğinde fırına mantar attım. İçerisinde, daha doğrusu üzerinde krem peynir var. 4 adet. Daha fazlasını canım istemediyor açıkçası. Burada da domates, mozzarella peyniri, soğan, baharatlar ve zeytinyağı var. Hepsini karıştırdım. Böyle bir şey yaptım fırında. Peynirin erimesini bekledim. Yani bir 20-30 dakika falan fırında bekletebilirsiniz. Akşam yemeğim bu şekilde. O zaman bana afiyet olsun. Ve geldik bir videonun daha sonuna. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Videonun başında da söyledim. Bu kanalda yeniyseniz abone olmayı, bu videoya bir like, bir yorum atmayı lütfen unutmayın. Konuşamadım. öyle. Ve bu tarz videoların devamını da görmek isterseniz yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Bu serinin devamını da mutlaka çekerim. Tarif falan da paylaşmak istiyorum bir sonraki videolarda. Kendinize çok iyi bakın. Bu havanın tadını çıkarın. Deniz varsa yakınlarınızda mutlaka gidin. Burada maalesef ki deniz yok. Ama dediğim gibi tatilimi daha planlamadım. Planladığım zaman ve tatile gittiğim zaman kesinlikle sizleri de kendimle götüreceğim. Vlog falan paylaşırım zaten. Öyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.